Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Kulübü'nün hazırladığı Mimari Deneyim ve Felsefe üzerine söyleşi aldığı etkinliğe hepiniz hoş geldiniz. Bizi kırmayıp değerli vakitlerini ayıran Sayın Emre Aralat'a, Sayın Han Tümer Tekin'e ve Sayın Nevzat Sayın'a teşekkürlerimizi sunarız. Programımızda ilk olarak konuklarımız sunumlarını yapacak ve ardından sunumlarla ilgili soru ve konuklarımızın mimarlık deneyimleri ve felsefeleri üzerine soru-cevap şeklinde panelimiz olacaktır. Şimdi sizlere katılımcılarımız hakkında bilgi vermek istiyoruz. Emre Aralat, 1963'te dünyaya geldi. 1986'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında aynı fakültede yüksek lisans eğitimini tamamladı. Dalaman Havalimanı yapısı ile AR Award for Emerging Architect ödülünü, Mini City Maket Parkı yapısı ile Miles van der Rohe ödülünü, çeşitli projeleriyle de Europe Property Award ödüllerini ve 7800 çeşme konutları ve oteli yapısı ile yılın en iyi çok amaçlı yapısı ödülünü kazandı. Ayrıca 2010 yılında Edirne'deki İpek Yol Tekstil Fabrikası yapısıyla da Ahan Mimarlık Ödülü'ne layık görüldü. Çalışmalarına 2004 yılından beri Emre Aralat Arkitekti de devam etmektedir. Han Tümer Tekin, 1958'de İstanbul'da doğdu. 1982'de İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. 1988 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2004 yılında B2 evi ile Ahan Mimarlık Ödülü'ne layık görüldü. Ortağı olduğu Mimarlar Tasarım Ofisi'nde çalışmalarına devam etmektedir. Nevzat Sayın, 1954 yılında Hatay'da dünyaya geldi. Mimarlık eğitimini 1978'de Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümünde tamamladı. Çeşitli projeleriyle Mimarlar Odası'nın ve Serbest Mimarlar Derneği'nin ödüllerini kazanmıştır. 1985 yılından beri kendi mimarlık atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Şimdi konuklarımızı sahneye davet ediyorum. Sunumunu yapmak üzere ilk olarak sözü Emre Bey'e bırakıyorum. Merhabalar herkese. Aslında başlamadan evvel Nevzat'la kısaca konuştuk ve biraz bugünkü bu buluşmanın formatı üzerine konuştuk ve ilan edildiği gibi 3 tane konuşma arka arkaya, sonra bir aralık, ondan sonra panel meselesini biraz gevşetip biraz daha böyle işi yumuşatmak, gevşetmek, hatta gerekirse de sertleştirmek için veya biraz daha ajite etmek için sunumlardan sonra direkt olarak soru sorabilirsiniz diye düşündük. Gerekirse sonra tekrar bir panel yaparız ama sunum sonrası soruyu önemli buluyoruz doğrusu. Ben böyle bir bilgisayarı ilk defa neresine basacağım? Şuraya mı basacağım? Şuraya basacağım mı? Bundan birkaç ay evvel Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir buluşma olmuştu. O buluşmada aslında Murat Tabanoğlu da vardı. Onun dışında böyle bir kadro vardı. Böyle mimarlık ve felsefe üzerine konuşulması çok adetten değildir. En azından bu coğrafyada şimdiye kadar değildi ama bundan sonra galiba sık sık olacak gibi gözüküyor. Biz böyle felsefeden falan bahsetmeyi pek doğru bulmazdık. Daha doğrusu doğru bulunmazdı bir dönemde. İşte çizmek lazım konuşmak yerine gibi bir durum vardı. Şimdi yavaş yavaş galiba konuşmanın da, yani felsefesi üzerine işin biraz kafa yormanın da önemli olduğu gibi bir inanış var. Bakalım sonu nereye varacak.
Bu arada sizler bizi tenkit etmeden, eleştirmeden ben biraz eleştirmek istiyorum. Bunlar, bu şeyler, afişler hakikaten ilginç geliyor bana. Bundan önceki Bahçeşehir'de böyle bir afiş vardı. Fena değildi yani, idare ederdi. Bu afiş bana biraz böyle, bilmiyorum, ben çok bu dünyanın içinden gelen birisinin yaptığı bir şey değilmiş gibi gözüküyor. Bu ise başka bir afiş. Bu daha bir böyle, Nevzat'la biraz güldük işte, düşündüğüyle yaptığı bir olmayanlar mı demek istiyorlar acaba diye. Eller ayrılmış durumlar. Tabii yani bunlar, bir de böyle de bakılabilir buna. Yani belki daha da iyi olur. Hiç olmazsa eller sadece kalabilir. Biraz ofisten bahsedip kısaca yürümek istiyorum. Etiler'de, daha doğrusu Levent'te bir ofisimiz var. Emre Arat Mimarlık olarak. Kuruluş yapısı olarak 1987 yılında benim Arolat Mimarlığı, yani annemin ve babamın bulunduğu mimarlık ofisine dahil olmamdan sonra 17 yıl kadar onlarla çalışıp, daha sonra biraz işte kuruluşun mimari yönelimleri değil ama nasıl yönlendirileceği, diğer yönlerden nasıl ele alınacağıyla ilgili bir takım kuşak çatışmaları neticesinde EAA'yı kurup, Gonca Paşolar'la, o günkü tek ortağımla EAA'yı kurup biraz farklı bir mecraya girdik. Sonra beni çok sevindiren bir biçimde 2008 yılında Arolat'tan annemi ve babamı tekrar transfer edip EAA'ya, bir de yanına Sezer ve Kerem'i ekleyerek başka bir ortam oluşturduk. Kerem şimdi kendi kanatlarıyla uçmak istedi. O yüzden bizlerden ayrıldı. Beni çok sevindiriyor. Ayrıldıktan sonra ilk girdiği yarışmada birinci oldu Manisa'da. Böyle mürüvvet görür gibi bir şey. Ben bunu mesela çok fazla önemsiyorum gerçekten. Önemli buluyorum. Büronun genel yaklaşımını orada burada sürekli anlatıyorum. O yüzden çok fazla da uzatmak istemiyorum ama her proje için yeni potansiyeller arayan, her yeni durumu sıfır noktası diye Han'ın hep söylediği bir şey vardı. Hoşuma da gidiyordu. Ondan biraz o şeyi çalarak söyleyeceğim. Her yeni durumu sıfır noktasına kadar mümkün olduğunca inebilmek ve aslında özgül durumları ortaya çıkartabilmek, o güne kadar öğrenmiş olduğumuz her şeyi bir an için bir noktaya koyabilmek ve ondan sonra devreye sokmak gibi bir derdimiz var. Dolayısıyla bu dert içinde de bazı şeyleri öne koymak, öncelemek, bir tür tasarım sepeti oluşturmak, o sepetin içine giren ne var ne yoksa, girebilecek ne var ne yoksa onları önce oraya koymak, sonra onların içinden önemli bulduklarımızı daha öne çıkartarak tasarımı yönlendirmek gibi, çok basitleştirirsek böyle bir durumumuz var. O anlamda da bazen bir tür çizgi kayması, yani dışarıdan bakıldığı zaman binaların çok da fazla böyle aynı mimarın elinden çıkmamış gibi durması gibi bir durum oluşabiliyor. Zaman zaman bu bir, yani büronun içinde de dışında da bir tür eleştiri konusu veya sorgu konusu haline geliyor. Ben bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Üzerinde tartışılabilir. Hayli, Türkiye için hayli kalabalık sayılabilecek bir ekibimiz var. 70 ila 100 kişi arasında değişen. Demin sözünü ettiğim gibi işte o hikayenin içinde durabilecek bir ofis oluşturduk en nihayetinde. Güncel projelerden bahsedeceğim biraz sonra ama 2006 yılında bir sergi açmıştık Nazaran isminde. İlk defa İstanbul'da açılmıştı. Daha sonra 5 farklı kentte de açıldı. Orada aslında bu yaptığımız işleri bir tür kategorizasyona tabi tutmayı denemiştik ilk defa olarak. Ve burada durum odaklı bir mimarlığın bizim için önemli olduğunu, bir tür durumculuğun önemli olduğunu, yani bu İşte 68'lerin situasyonistlerinden biraz farklı olmak üzere ama bir takım benzer yönelimler içeren, yani her konunun kendi iç potansiyellerini araştırmaya çalışan, bir ortak çizgi oluşturmaktan, yapılar arasında sürekli bir ortak görünür çizgi oluşturmak yerine aslında ortak bir
dünya görüşünü, ortak bir anlayışı ortaya koymak ve gerekiyorsa o yapının varoluş biçimini, dışarıdan gözüküşünü tamamen bambaşka bir hale getirebilecek bir durum bu. Ve bu anlamda da çizgisel bir tutarlılıktan veya sadece görsel bir tutarlılıktan medet ummayan bir durum. Zaman zaman dünyadaki bazı mimarlık yönelimlerini, alışkanlıkları ters yüz edebilen, o yönelimlere biraz böyle ara verip bir kenara koyan, sonra gerektiği zaman onları devreye sokan bir durum. O sergide birbirine çok benzemesi söz konusu olmasına rağmen, o bittiği zaman çok da benzemeyecek ve benzemeyen bir takım yapıları örnek olarak koymuştuk. İşte iki tane ofis yapısı, bir tanesi Kozyatağı'nda, bir tanesi Maslak'ta. Nasıl bir tanesinin yok olmaya çalıştığını neredeyse, bir tanesinde nasıl var olmaya çalıştığını veya ortaya çıkmaya çalıştığını gösteren bir örnekti. Çok benzer imar koşullarıyla yapılmasına rağmen birbirine çok da fazla benzemeyen iki örnekti. Çok yakın coğrafyada olmasına rağmen. Bu türden bir takım kategorizasyonlar vardı. Bunu biraz da böyle iddialı ve şimdi bana hafif böyle acayip de gelen, yani çok da fazla sevmemeye başladı. Bir tür tropizm olarak adlandırmıştık. Tropizm biraz böyle bu bitkilerin falan hani güneşe doğru dönmesi, duruma göre pozisyon alması anlamına gelen bir şey. Bu kadar da hakikaten böyle mi diye biraz soruyorum. Bu da tartışma götürür bir şey. Sonra çok daha yeni, geçen yıl bu yıl Mart ayında başka bir sergi açtık. Tophane Amire'de. Sonra bu sergi İzmir'de de bu hafta sonuçlandı, kapandı. Orada da açıktı Mimarlık Haftası bağlamında. Burada da bizim aslında yerle, durumla ilişkiyi nasıl kurduğumuza dair ve aslında büronun biraz da içini açan, bir tür kesit gibi olan, hatta epeyce de bu konu tartışma da açtı. Biraz böyle sallapati, biraz düzensiz bulundu sergi bazı sanat eleştirmenleri tarafından. Aslında biz bunu böyle düzensiz yapmaya çalışmadık ama ofis ne kadar düzenliyse sergi de o kadar düzenli olmuştu. Çünkü tam da ofisin o andaki bir kesitiydi. O yüzden adı da andı zaten. Elimizde ne var ne yoksa sergilemeye çok açık olan, onun için hazırlanmış olan şeyler dışında hiç de sergilenmeyecekmiş gibi elimizde bulunan bir takım malları, mülkleri ne varsa oraya koymuş ve aslında bakın işte bizim mutfak böyle bir şey demiştik. Bu son sanıyorum geçen hafta bu serginin küratörü olan birlikte çalıştığım Dil Aynalı bana bir şey link gönderdi. Sevindim bir noktada ki erken davranmışız diye. Çünkü işte Oman'ın bir şeyi yapılıyor ve orada da böyle çok benzer laflar vardı. %100 eminim ki eğer biz bunu biraz sonra yapsaydık işte gene oradan araklandı falan filan diye laflar olacaktı. Hakikaten o da Oman'da ilginç bir biçimde çok benzer bir kaygıyla sanıyorum. Sergilenmek üzere hazırlanmış olmayan malı mülkü büronun içinde ne varsa bir yeni bir sergiye tabi tutuyor. Çok da merak ediyorum nasıl olduğunu, açıldı mı açılmadı mı bilmiyorum ama bugünlerde açılacak en azından. Bu şeyde, bu anlamda biz bir takım yeni kategorizasyonları veya yeni kategorize ettiğimiz bazı ayrımları ortaya koyarak işte kamusal alan, topografya, cidar, imgenin sarsılması gibi biraz da kerameti kendinden menkul bir takım ayrımlar yaptık ve o ayrımlar bağlamında da işte SEKA kağıt fabrikasının kamusal alan potansiyellerini, bir tasarım problemi olarak kamusal alanın nasıl öncelendiğini, mevcut fiziksel ve sosyal örüntüye eklemlenme kapasitelerinin ortaya konduğunu, kamusal alanla özel alan arasındaki tansiyonları ve bildik fiziksel sınırların eritilmesini tartıştık. Tabii sadece kamusal alan anlamında değil, aynı zamanda böyle bir proje olduğu zaman koruma, yenileme, yoğunluk, kentsel entegrasyon, ekonomi ölçütler falan gibi
bir sürü şey devreye giriyor. Yani aslında her tasarımda zaten bütün bu etkenler devrede oluyorlar. Az veya çok, önde veya arkada. Galiba bizler için önemli olan bu etkenlerin veya bu verilerin veya bu tasarım sepetine giren her türlü ölçütün eksiksiz olarak yerlerini bulması ve bu yerlerinde yeteri kadar rol almaları gibi, yani rollerini yeteri kadar oynamaları gibi bir derdimiz var. O yüzden de aslında her seferinde bu tür bir kategorizasyon yaptığımızda aslında zorlanıyoruz da. Yani bu sadece kamusal alan problemi olarak gözükmüyor. Tıpkı işte Cendere Vadisi için hazırladığımız bir kentsel düzenleme projesi gibi veya işte Bergama Belediyesi için hazırladığımız bir kültür merkezi projesi gibi burada gördüğünüz. Yani bu sadece bir kamusal alan problemi olarak ortaya gelmiyor. Aslında bir tarafında da işte Bergamo'nun yapısal örüntüsünün, burada gördüğünüz yapısal örüntüsünün bu proje için bir etkisi var mıdır, yok mudur? Evet, tabii ki vardır. Bütün bunlar da devreye sokuluyor. İşte Eyüp'te bir kültür merkezi yapıyoruz. Şu anda inşaatı devam ediyor. Orada pek çok konu devreye giriyor. Ama kamusal alan bağlamında yaptığınız tartışmalar mesela çok uzun sürüyor. Yani 8-10 saatlik konuşmalar yapıyoruz. Bu konuşma meselesi de bence önemli. Yani biraz galiba bir kuşak farkını, mesela annemin ve babamın bürosuyla aradaki bir fark olarak bunu görüyorum. Biz çok fazla konuşuyoruz. Yani bayağı ciddi gevezelik ediyoruz. Benim bütün günüm konuşmakla geçiyor aşağı yukarı. Arada da bir şeyler çiziyorum ama çizdiğim şey böyle çok fazla artık hani defterler dolusu çizim falan haline gelmiyor. Peki yalnız da kalamıyoruz aslında, kalamıyorum ben kişisel olarak. Sürekli tasarım toplantıları yapıyoruz ve büroda böyle bir durumu yürütüyoruz. Her tasarım grubunda işte 8-10 kişi var ve o 8-10 kişilik takımla mesela cumartesi günü bir toplantı yaptık. Maçka Oteli'nin iç düzenlemesiyle ilgili. Orada 6 saat sürmüş. O 6 saat içinde ne bileyim işte bir çizginin niye öyle değil de böyle gitmesi gerektiğine dair alakasız bir biçimde işte Mimar Sinan'la Mimar Ahmet arasındaki farkı konuşarak falan bir şeyler konuşuyorsunuz. Sonra biraz yorucu falan da olabiliyor ama bu böyle kendi kendisini besleyen bir şey. Aslında sonunda böyle ondan keyif almaya başlıyorsunuz. Biraz böyle mavra yapma gibi bir şey haline gelebiliyor bazen. Bazen çok mu acaba abarttık, çok mu uzatıyoruz diyoruz ama böyle yürüyor genel olarak. Gene bu ölçütlerden önemli bir tanesi topografya. Ama buradaki mesela Varyap Merkez diye bir projemiz var. Aslında sadece bir topografya problemi olarak gözükebilir resimlerine baktığınızda. Halbuki bir tarafından da bir alışveriş merkezi ne demektir? İşte bugünkü dünyada bu AVM diye adlandırılan hikayenin sosyolojik bağlamda, kent bağlamında, hatta demografik bağlamda ne tür açılımları vardır? Bütün bunları konuşuyoruz. Proje dediğimiz şey aslında bir imge olarak belki en başta belirmeye başlıyor ama bu imgenin cismanileşmesi, ete kemiğe bürünmesi hayli uzun sürmeye başladı. Biraz böyle tersine gidiyor gibi gözüküyor. Yani yıllar geçtikçe bu imgenin ortaya çıkma, yani bir cisim olarak, bir yapı olarak ortaya çıkma mesafesi ilk konuşma gününden gittikçe açılmaya başladı. Bu beni bayağı dehşete düşürüyor. İlk dönemde yaptığımız veya tasarladığımız yapıların sayısıyla şimdiki arasında tersine bir fark olmaya başladı. Yani daha yavaş tasarlıyoruz galiba veya işte daha zor bitiriyoruz. Çok fazla detaya giriyoruz bazen. O da böyle bir çok da mutlu etmiyor herkesi. Yani İşverenleri de çok mutlu etmiyor. Şey sık sık duymaya başladım. Yani siz çok detay çiziyorsunuz diye bir eleştiri duymaya başladım. Evvelce bu eleştiri konusu değildi. Aslında iyi bir şey olarak söylenirdi. Şimdi bayağı bela olmaya başladık. Çünkü bir şantiyede o kadar çok detay olduğu zaman ki onların da doğrulukları tartışma götürür şeylerdir.
söz gelimi yeni proje yapma ve oluşturma potansiyelleri içinde biraz yavaşlatıcı bir şey olmaya başlıyor. Proje müdürleri, şantiye şefleri bu işi sevmemeye başladılar. Evvelce teşekkür edilirdi, yani ne güzel işte her şeyi çizmişsiniz diye, şimdi bayağı ağır gelmeye başladı. Söz gelimi bu işte bir gene topografya problemi gibi gözüken Bodrum'da bir iş yapıyoruz. Böyle yüzlerce detay paftası, işte izolasyon paftası falan olmaya başladı. Gene bir topografya problemi olarak gözüken Ulus Savoy projesi. Gene şu anda üzerinde çalışmakta olduğumuz daha büyük ölçekli bir havalimanı projesi, Çukurova Havalimanı. Bunlar neden topografya problemi olarak ele alınıyorlar? Bunları konuşmak isterim ama bu kadar vaktimiz yok. Dış citar meselesi son zamanlarda yine bir tür kategorizasyon haline gelebilecek kadar çok tekrar eden bir konu olmaya başladı aramızda. Bununla ilgili inşaatı yeni başlamış olan Maslak'ta bir ofis yapısı var. İç cidarla dış cidarı tamamen birbirinden ayrıştı ve araya yeni mekanların girdiği. Gene benzer bir dış cidar problemi ama bunun sonucu, yani dış cidarla ilgili konuştuktan sonra ortaya çıkan şey bambaşka bir şey. Hiç alakası yok şeydekiyle, Maslak'takiyle, söz gelimi Maçka Oteli'yle ilgili bir durum. Bir de gene çok konuştuğumuz konulardan biri imgenin sarsılması meselesi. Yani aslında bu bildik reçetelerin, mimarlık dünyasına hakim olan genel yönelimlerin biraz sorgulanması durumu. Bu ne demektir? Yani şu şöyle olur, bu böyle olur. Havalimanı U şeklinde olur, T şeklinde olur. Hükümet konağı şöyle olur falan diye bir dönemde çok tekrar edilen yani doğrular vardı, doğruluğuna inanılan şeyler vardı. Aslında biraz onların sorgulanması, biraz da içinde yaşadığımız dünyanın genel yönelimlerinin de biraz sorgulanması gibi bir şey. Çok sıklıkla üzerinde konuştuğumuz bir konu. Hatta bu türden herhangi bir projede bu türden bir muhalefet kanalı bulamadığımız zaman biraz böyle canımız sıkılıyor. Kendimizi fazla işbirlikçi olarak görmeye başlıyoruz. Bir örnek olarak Tekfen'de yaptığımız bir ofis yapısı var. Tekfen o güne dek, yani biz onlarla karşılaşıncaya dek bildiğimiz, bizim dışarıdan gördüğümüz kadarıyla ofis deyince ve Tekfen deyince, ikisi yan yana gelince akla gelen Tekfen Tower yapısıydı Maslak'taki, böyle bir yapı. Çok da gurur duydukları, beğendikleri, içinde bulunmaktan zevk aldıkları bir yapıydı. Kendine göre bir takım mekansal kaliteleri veya bazı zenginlikleri olabilir. Ama biz bu yapıya doğru bir beklenti varken Tekfen firmasında, işte bize güzel bir plaza yapısı yapın dediklerinde ortaya şu aşağıdaki gibi bir yapı önerdik. Önce epeyce bir, yani bu imge kafalardaki onların plaza imgesinin dışında gözüken ve kabul edilmesi zor olan bir şey gibi ortaya çıktı ama sonra çok kısa süre içinde bunu bayağı da benimsediler. O da insana biraz şey yapıyor, yani acaba gerçekten doğru bir şey mi önerdim diye, bu kadar kolay benimsenince ve aslında biraz da kolay da satılmaya başlanınca, ha demek ki bu da işte bu dünyaya sunulan başka türden bir mal veya başka türden bir durum olarak değerlendiriyorsunuz. Bunların hepsi çok tartışılabilecek konular. Plaza değil de bunu yapınca ne yapmış oluyorsunuz diye. Bodrum'da yaptığımız çok büyük evler var. Bunlar 450-500 metrekare büyüklüğünde evler. Ama bunlar o Bodrum'da çok alışıldık kocaman ev durumunda pek değiller. Biraz böyle işte bu şeylerin arasında parçalanıyorlar, kayboluyorlar, ara mekanlar oluşturuyorlar. Bu parçalanma hem bunların kendilerinin çok büyük gözükmemesine hem de mekanların kendi içlerinde bir takım iç boşluklar, yani aslında yöresel alışkanlıkların bir tür enterpretasyonu gibi sebep oluyor. Buna da mesela alıştırmak biraz uzun sürüyor. Çünkü bunlara bakınca insanlar o bekledikleri bu kocaman satışa sunulan 500 metrekarelik büyük zengin Bodrum evi meselesinin sanki dışında duruyormuş gibi hissediyorlar.
İşte tam demin söylediğim gibi bunlar da satılınca bu sefer zengin evi böyle gözükmeye başlıyor. Bu da bir garip bir durum. Bu çok düşünülmesi gereken bir şey. Biraz Göktürk bunun iyi bir örneğidir. Yani bir dönemde rahmetli Esat Edin Kemerburgaz'da Kemer Country'yi yaptığı zaman Country evi veya işte Kemerburgaz evi böyle olur deniyordu. Mesela sonra işte Han Aytek evlerini yaptı. Onlar da satıldı. Bayağı da iyi satıldı bildiğim kadarıyla. Birdenbire bir şey değişti ve paradigma değişikliği gibi oldu. Aynı dönemde biz Kemerler sitesini yaptık. Hiç benzemiyor bu söylediklerim Kemer Country'ye. Bu sefer onlar böyle tutmaya başladı. Bu sefer onların bir o orta üst sınıf konutu olarak bir meşruiyeti olmaya başladı. Aslında kimse onları mesela o dönemde kapalı siteleri olduklarından, kent hayatında ne kadar problem yarattıklarından falan bahsetmedi. Mimarlar kendi aralarında bu konuyu o dönemde çok sorunsallaştırmadılar. Sadece bir stil meselesi haline geldi bu. Bu bence çok önemli bir mesele. Gene bu imgenin sarsılması meselesi, işte bir kültür merkezi denince akla gelen şey aslında böyle çok afili bir şeydir. Yalova'da Dinçköp grubu bir kültür merkezi yapıyor, belediye ile ortaklaşa yapıyor, belediye araziye veriyor. Dinçköp grubu da bunu oraya hibe ediyor. Biz sınırlı bir yarışmaydı. Bu yarışmada Dinçköp grubuna bu sunuşu yaparken Yalova'yı biraz böyle arka bahçe gibi kullandıklarını söyledik. Ve biraz da aslında pislettiklerini söyledik. Pırıltılı yatırımlarını, işte Akmerkez gibi yatırımlarını İstanbul'da yaptıklarını ama prodüksiyonu, üretimi Yalova'da yaptıklarını ve Yalova'yı biraz da böyle hani bir kültür merkezi yapıp işte tamam her şeyi hallettik gibi görmenin ne kadar felaket bir şey olabileceğini falan söyledik. Bu şeye girerken de ortamdan izin almıştım. Yani atılabiliriz. Sopa atabilirler bize bu sunuştan sonra veya bize oradan kovabilirler diye ondan izin alarak girmiştim. Yani gene ilginç bir biçimde mesela bu yapıyı benimsediler. Bu yapı böyle biraz abul abul da bir yapı. Yani etrafı aslında bir tür kültür merkezi, o bildiğimiz kültür merkezi imgesinin dışında bir tür endüstriyel problem gibi de bir şey veriyor, bir imge oluşturuyor. Dışarıdan baktığınızda hakikaten hayli tipsiz de bir yapı yani bir yönünden bakınca. Biraz da böyle özellikle de yaptığımız bir şey bu. Böyle yani güzel olmaya çalışmak yerine bir şeyi kapatmak üzerine ve sonra içini açmak üzerine kurulu bir şey. İçeride piyasa yolları diye tabir ettiğimiz yerler var. İşte Yalova bunu nasıl hazmedecek diyen bir grup var. Bizim de aslında tam da Yalova'nın aslında içine sindirebileceği bir durum diye tariflediğimiz bir durum var. Bunlardan hangisi öne geçecek, ne olacak bunu biraz zaman gösterecek. Çünkü çok basit, çok ucuz malzemelerle yapılmış, biraz tepe tepe kullanılabilecek bir yapı ama aynı zamanda bir tür konfor içermesini ve insanların bu ara mekanlarda bir araya gelebilmesini öngörüyoruz. Bu böyle politikacılar tarafından falan da bayağı hiddetle karşılanan bir yapı oldu. Bir takım bakanlar falan gelip gittiklerinde yani ne biçim şey bu, bunu boyasınlar falan diyenler oldu. Başbakan açtı. Açılışa maalesef ben de gittim ve başbakanı anlattım bu kortenin ne olduğunu. İlginç bir biçimde beğendi. Ha iyiymiş falan dedi. İçerisini görünce de beğendi. Böylece bir tür meşruiyet kazandı bina birdenbire. Şimdi hiçbir bakan bir şey diyemiyor. Böyle yutkunup yutkunup duruyorlar. Bu da böyle garip bir şey. Ama bir taraftan aynı başbakan işte Ataşehir'de bir cami yapılacak olduğunda Erdoğan'ın çıraklık eseri diye böyle bir şey yani bir Selimiye yapmak istiyor. İşte onunla da başka türden bir şeyin içine giriyorsunuz. Bu da bizim son dönemde biraz işte orada burada gözükmeye başlayan bir cami projemiz. Burada da işte cami nasıl olurdu olmazdı bunun özü neydi? İslamiyet'te aslında bir biçime dayalı bir durum var mıdır yoksa temiz olan her yer bir ibadet mekanı mıdır sorusundan hareketle ortaya koyduğumuz bir şey.
Tam 25 dakika oldu. Burada kesiyorum ama soru varsa alabilirim. Teşekkürler. Soru varsa arkadaşlar. Şimdi Raif Dinçköy kültür merkezinde genel peyzaj içerisinde göründüğü bir fotoğraf var. Toplam inşaat alanı 7000 metrekare, 7200 civarında. Bir geride, ha bu. Şimdi soru şu aslında, hani senin söylediğin cümlelerden yola çıkarak hani böyle kültür merkezi deyince büyük gösteriş ve afili bir takım binalar anlaşılır. Oysa biz burada başka bir yol dediğin yerden. Yani şöyle bir soru sormak. Çevre bu, yapı da bu. Şimdi burada bundan daha afili hiçbir şey yok. Bir, iki, 7000 metrekare. Afili nasıl tarif edeceksin? Ha evet, tam orada belki kapalı kalmıştır diye. Bir, ikincisi şöyle şeyleri nereden sorguluyorsunuz mesela ekip olarak bu konuşmalarda? 7000 metrekare çok sıkı bir büyük. Yani 7000 metrekare alanın Yalova'sında böyle bir kültür merkezinin nasıl bir anlamı olabilir? Tabii. Aslında 7000 metrekarenin önemli bir kısmı gerçekten bu içeride gördüğümüz yollardan oluşuyor. Şu gördüğünüz yollardan ve yarı ara mekan diyebileceğimiz bir takım yan yana gelme mekanlarından oluşuyor. Şimdi aslında burada şunu söylemem lazım. 17.000 metrekareydi bizim programımız. Ve büyük tartışmalardan sonra mesela 600 kişiliğe indi büyük salon. Yapılırken de orada bir şey var. Eski bir artistin adını bir türlü aklıma getiremedim. Kuzey Vargın diyeceğim biri, onun gibi birisi böyle orada yaşıyormuş ve 600 kişilik salon mu olur, bunu niye 1000 kişilik yapmadınız diye bana 4 tane mektup yazdı mesela. Salih Güney. Sonra anlaşıldı ki Salih Güney'in orayı işletmek gibi bir şey varmış. Sonra şöyle bir şeyler oldu. Mesela işte bu biraz kültür endüstrisi, Frankfurt Okulu, Adorno falan bunlar da herhalde konuşulabilir burada. Aslında bu kültür merkezi denen şey gerçekten ne kadar bir kültür merkezidir, ne kadar bir rekreasyon merkezidir, ne kadar bir alışveriş alanıdır. İşte demin seninle konuşuyorduk, Santral İstanbul'da Otto'nun aldığı şey izleyici veya işte Otto'ya giren insan sayısı, Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne giren insan sayısının tam 18 misliymiş. İşte böyle bir yerde gerçekten bu hikaye nasıl sürdürülebilir? Çağdaş Sanatlar Merkezi diye senleyen, çok uğraştığımız o yapıda bundan sonra acaba o yapı ne olacak diye bir soru hala sorulabiliyorsa hakikaten bu kültür merkezi denen şey kendi içinde bayağı tartışma götüren bir şey. Afili yapı meselesinde evet yani afili mi değil mi orasını bilmiyorum ama görünür bir yapı haline geliyor bu büyüklükte. İkincisi bu aramızda tartıştığımız büyüklük meselesi aslında büyüklüğün birçoğunu her şeye her şeye uydurulabilecek bir takım mekanlar olarak görmeyi yeğliyoruz. Becerebildiğimiz kadarıyla. Tabii ki bir çok amaçlı salon tabiri vardır. Böyle aslında hiç kullanılmaz o. Yani hiçbir amaca hizmet etmeyen bir şeydir çok amaçlı olunca. O yüzden de böyle güzel bir salon haline, daha doğrusu kullanışlı bir salon haline getirmeye çalıştık onu. Galiba resmi var burada, şu gördüğünüz salon. Ve aslında bunun fuayesi falan da işte toplayınca büyüklüğün önemli bir bölümünü meydana getiriyor. Bir de şu yukarıda en sonunda gösterebileceğim şu alanlar da tabii bu 7 metrekareye dahil olan sergi alanları. Ne sergisi yapılacak orada da ben de bilmiyorum. Bakacağız yani göreceğim ben de. Evet, biraz büyük gibi duruyor. Başka soru. Zamanlamaya dikkat etmek adına yarım saat ayarlamış sunumları. Başka sorunuz varsa eğer not alın. Daha sonra toplu soru yapılacak. Şimdi Hamdi'yi kürsüye davet ediyorum. Thank you.
Merhaba. Ben biraz konuşacağım. Çok uzun konuşmayacağım ama yani hemen görüntü sunmak istemiyorum. Bu mimarlık ve felsefe benzeri başlıklarla davetler aldığımda bayağı tedirgin oluyorum ben. Çünkü felsefeci falan değilim. Ne yazık ki de mimarlık dünyasında bir süredir, illa bizleri kastetmiyorum, genel olarak öyle bir şey var. Yani felsefe, profesyonel felsefeciymiş gibi felsefeyle ilgilenme eğilimi ve ondan tasarıma aktarılabilecek bilgileri çıkartma çabası. Ben şöyle anlamaya çalışıyorum bu tasarım ve felsefe konuşmaları geçtiğinde. Hani insanın bir bu tasarımları yaparken bir düşünce sistematiği vardır. Bu düşünce sistematiği nedir? Nasıl düşünür? Bir durumla nasıl ilişki kurar? Hatta hayatla nasıl ilişki kurar? Benim bu tür başlıklarda anlama çabam bu yönde oluyor. Çünkü öbüründe yetersizim ve öyle bir çabam da yok. Samimi olmam gerekirse hayatımın hiçbir döneminde felsefe kitaplarına gömülmedim. O nedenle de o tarafım o anlamda gelişmiş değil. Ama evet, hayatla bir ilişki kurma biçimim var ve kaçınılmaz olarak hayatın uzantısı olan profesyonel tasarım faaliyetime de bu doğrudan yansıyor. Doğrudan yansıyor ama benim de izleyebildiğim bir yansıma değil bu. Yani şunu gördüm, bunu yaptım, bunu bunun için yaptım, ben de diyebilirim. O nedenle de bugün size bir örnek göstereceğim. Yani hayatla ilişki kurma, daha doğrusu hayatın içinde benim ilgimi çeken durumlara ait bir örnek göstereceğim ve onun üzerine biraz konuşacağım. Onu ama göstermeden gayet iyi biliyorum ki ben de mimarlık öğrencisi oldum ve hepimiz gibi ben de çeşitli yerlerde öğrenci kitlesiyle yakın ilişkideyim. Tabii ki insanlar reçete bekliyor. Yani abi şu işi nasıl yapıyorsun? Şunu öğrenelim, görelim. Yahut formüller bekleniyor ve bekler insan. Ben de hala işimi o kadar kolaylaştıracak bir formül bulsam uygulamak isterim. Ama öyle bir formül yok. Dolayısıyla şöyle bir düşünce gelişmesi yaratacağım. Bunun sonunda da şu tasarlanmış nesnelere ulaşacağım diye birebir bir ilişki ben kurmayı beceremedim. Hep onu isteyebilir insan ama en azından varacağımız bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama gündelik yaşantı benim için önemli. Gündelik yaşantıdan çok şey, tasarımcı kimliğime çok şey kattığımın farkındayım. Bu da gözlem aracı değil oluyor. Çok yoğun, çok sayıda şeyi aynı anda gözlemlemeye yatkın bir yapım hep oldu. Gitgide bunu geliştiğinde düşünüyorum. Dolayısıyla mesela bu öğrenilebilecek bir şey diye söyleyebilirim. En azından şimdi 20 yaşına gelen kızımda bunu izlemiş durumdayım. Çok küçükken bile işte onunla böyle dolaşırdık. Bir olayı aktarayım. Küçücükken boynumu asıp tarihi yarımadada çok dolaştığım olurdu. Biraz büyüdüğünde Taşkışlı'ya ilk girdiğinde şunu demişti bana. Yanılmıyorsam 4-5 yaşlarındaydı. Aa baba, burası da Ayasofya gibi. Burada da sesler büyüyor demişti. Dolayısıyla durumda şu ya da bu sistematikte ilişki kurmak, içinde bulunduğunuz duruma ait gözlem yapmak ya da bazı birikimler yaratmak bir düşünceye sahip olma açısından bana kullanışlı geliyor. Göstereceğim örnekte bundan birkaç yıl önce sık sık yaptığım sabah erken havaalanına, işte uçağa yetişme yolculuklarımdan birinde dikkatimi çeken bir nesne. Galata Köprüsü'nden geçerken sabah 6 falan, böyle hani ortalık boş, insan sayısı az olduğu için çevrede olan biteni insan daha net görebiliyor.
orada gördüğüm bir nesne üzerine konuşacağım. Çünkü o nesne benim tasarımda varmaya ulaştığım şeyi içeriyor. Gündelik hayatın tam içinde, son derece işlevsel, üretiminde pek çok akılcı öğe içeriyor filan falan. Yani konuştukça daha çıkar ortaya. O da şu, function 8 yapacaktım değil mi? Nesne bu. Garip, soyut bir durum gibi. Şimdi burada neler ilgimi çekti? Daha doğrusu şöyle, hikayeyi tamamlayayım, sonra nesneye dönelim. İşte geçerken böyle balık tutanların garip bir aparatla olta kamışlarını Galata Köprüsü Korkuluğu'na, spesifik olarak oraya yasladıkları bir aparat gibi bir şey görüyorum. Ama tabii hızlı geçtiğim için de gördüm. Evet, bir şey var orada. Hemen hemen her balık tutan bir tabureye oturmuş, sabah çay içiyor, simit yiyor filan ve oltası da böyle korkuluğa dayanmış ve arada bir şey var. İşte aradaki bu. Şimdi bunu sonra dert ettim. Bir pazar günü oraya gittim. Bu dediğim yaklaşık 1,5 yıl önce filandır. Çünkü o 1,5 yıl içindeki gelişmeyi de göreceğiz. Gittim, baktım ve satın aldım. Yani bir onda duruyor. Bir örneği. Gördüğünüz gibi böyle ahşaptan yapılmış bir şey. Son derece basit. Açı var. Oraya alacağı momenti karşılamak üzere ahşap üçgenden, üstteki üçgenden çıkan parça yapıştırılmış. Dolayısıyla orada bir direnç noktası oluşturulmuş. Bir tane de böyle bir eski şamrel dediğimiz, yani iç lastiği olan bir otomobil ya da kamyon lastiğinden brüt bir şekilde kesilmiş de bir lastik var. O siyah da lastik. Bunlardan oluşan bir şey bu. Son derece basit bir sistem. Aşağıya oka mı basıyorum ilave etmek için? Oldu. Görüntü bu. Ya yani benim geçerken hızlı gördüğüm. Gördüğünüz gibi bu alet Galata Köprüsü Korkuluğu için üretilmiş bir şey. Burada balık tutanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretilmiş. En iyi boyu o kalın kutu profile uyarlanabilecek o lastik sistemi. Her şey çok basit. Dahice bir şey yani. Ve gördüğünüz gibi oltaları koyuyorlar. Birkaç farklı açıda konabiliyor. Arada görüyorsunuz. Bunu ben işte 1,5 yıl önce falan gördüm, aldım. Büroda duruyor, arada bakarım. Tapınma nesnesi gibi değilse de. Ama bu pek çok...